Beyhan kayınvalidemin torununu 3 haftadır görmeme sebebi sonunda ortaya çıkmış. O kadar merak ediyorum ki. Neymiş ya? Sen Allah bilmiyor Allah. Musun? Yok. Nasıl yani? Haberim yok. Bana bir şey söylemiyor. İyi. Çıkmış ortaya bakalım neymiş? Bir sebep varmış yani. Allah. Sen üzgün süzgünsün. Senin bir problemin var. Nursel Hanım çıkaramadı ama ben bunu çıkaracağım. Sen niye kafa takıyorsun? 3 hafta öncesi. Ne oldu? Yeşim çocuğu bana getirdi. Tamam evet. Güzel. Geldi, oynadık, oynadık. Çocuğum lahana dolmasını yemedi. Kelle paçayı yaptım. Bak tabii. Onu da sevmedi. Ondan sonra yeşim geldi çocuğu almaya. Hı. Çocuğa böyle bir sarıldı. Böyle yaptı yeşim. Beni suçlar gibi. Hı. Ay bu çocuğun kemikleri sayılıyor. Bu çocuğa sen yemek yedirme. Bir günde mi zayıflamış çocuğu? Ondan sonra. Ben de dedim ki kızım. Karalahana dolması yaptın yemedi. Kelle paça yaptın yemedi. Ay sen benim çocuğuma bunları mı yediriyorsun dedi. O lafı sustum, yuttum, dilini bitti. Karel şimdi bir dahaki ikinci hafta oldu. Geldiğinde, her geldiğinde babaanne 1200 liram var mı? Babaanne param var mı? Yeşim çocuğu doldurmuş. Para. Benim eklinsin. Çocuğu üstüme salıyor. Bu iki. Üçüncü kez geldi. Babaanne, anneannem bana her gün et alıp da yediriyor. Sen nasıl et almıyorsun? Bana anneannem et yediriyor, sen niye almıyorsun? Oo. Senin paran mı yok? Bu da 3. Karel'den şu an özür bekliyor. Tövbe. Çok kırıldım. Çok yani darıldım. Kaç aslında. Yaşında Karel? Ha? Kaç yaşında? 5 yaşında. Tamam da ben hanım da 5 yaşındaki çocuk nasıl ama anlasın? Şunu da söylüyorum. Karel'imin suçu yok. Bunu yeşim doldurdu. Bir çikolata alsın. Babaanne ben geldim diye merdivenlere doğru sana çıktı. Mı çikolata alsın? Ha? Al 5 yaşında işte Allah dedim Allah size. Allah Allah. Ben isterim. Yani. Karel sana bir çikolata alsa babaanne diye koştursa affedecek misin öyle onu? Öyle geliyordu zaten. Sen Karel'e mi küstün? Ha, ben buna kızgınım. Sen Karel'e mi küstün? Ben buna kızgınım. Karel'e üzüldüm, buna kızgınım. Ya Beyhan abla, 5 yaşındaki çocuğa küsülür mü? Ondan çikolata istiyor. Yeşim Beyhan abla küsmüş ya, bayağı küsmüş ben yani. Ben tanıyorum ya. Onun derdi Karel'de değil başka. Onun derdi ne? Benle. O başka bir şey takılmıştır. Kendi kendine kafasında kurmuştur. Çocuktan özür bekliyor. Karel benim kırmızı çizgim. Beni çok kırdı. Özür dileyene kadar da barışmayı düşünmüyorum. Diyemiyor da çünkü. Karel. Ne? Karel ne? Sen doldurdun çocuğu. Ya dolduracak olsam 5 yıldır doldurmuyorum da şimdi mi doldurdun? Aklı kesmiyordu o zaman. Şimdi aklı kesiyor. Aklı kesiyorsa benim doldurmama gelmez. O kadar zeki ki. Rabia'cığım senin de torunun var. Küser misin torununa? Hayır. Hiç bir kere bile küsmedin mi? Hiç öyle denk gelmedi daha. Ne diyorsun Beyhan ablanın? Saçma buluyorum. Saçma mı? Hiçbir şey bulamamış yani bunları öne saçma sürmüş. Başka bir şey var bence altında. Çok sıkıştırınca uydurdu mu diyorsun? Evet, kesinlikle. Olabilir. Beyhan teyze yani gerçekten torununla küslük sebebin bu muydu? Ben size bir çikolata alayım da barışın. Karel'e küsmek hakikaten nedir ya? Şaka mı yapıyorsun? Ne yapacak şu an Karel mesela? Karel'e kırıldım diyorum da aslında ben sana kırıldım. Karel'den de şimdi böyle oldu. Babaanne seni seviyorum diyebilir şuraya çıkıp da. Barışmasa Karel ondan özür dilemese bir yıl boyunca Karel'e konuşmayacak bu yani şimdi. Bu mu? 3 haftadır görüşmüyorsun. Sebebin de bu. Karel benden özür dilemeli. Songül abla zaten sana epeyce kızmış. Cevabı da vermiş. 5 evet, yaşında kızdım. Çocukla çocuk olmuşsun diye. O zaman Beyhan Hanım da 5 yaşında. Ben zannetmiyorum dedim yeşimin böyle bir şey yapacağını. Öyle bir... Nereden biliyorsunuz? Öyle bir anne değil. Nereden biliyorsunuz? Öyle. Çikolata ne? Nereden? Ya, 24 saat onun yanında duran benim. Yeşimin, ben çocuğum. Ama yeşimin zaman... karakteri bir çocuğu babaanneye karşı veya asla anneanneye karşı aşılayacak bir bayan değil. Sen ben de öyle Karel gibi 5 yaşında bir çocuk olmuşsun. Çikolatayı senin alıp torununa vereceğine. Evet. Karel sana neden çikolata versin? Ben kayınvalidemle küs olduğumda görüşmediğim zamanlarda bile kalkıp ben evine her hafta ben getiriyordum. Ama o bizim sorunumuz, biz küs olabiliriz. Bunu yapıyorum karşılığında ne buluyorum ya? Reyhan abla bizi gereksiz yoruyor musun acaba? Gerçek sebebini bir söylesen sen. Acaba senden para istedi bu çocuk karşılık istemeye başladı da. O mu seni etkiledi? Söyle altında yatan bence sebepleri söylesen. Çocuk acaba başka bir şeyler de istedi de ki benim çocuğum öyle isteyen bir çocuk değil de
Başka bir şeyler istemeye başladın mı? Sen ne öğrettin çocuğu? Mesafe mi koyuyorsun? Söyle. Yeşimciğim, Karel 5 yaşındaymış. Evet. Benden 1,5 milyar, 1 milyar para. O çocuklar... Kim? Karel öyle istermiş Beyhan Hanım'dan. Yok artık. Evet. Şimdi 1500 lira istiyor. Evet, evet. Parayı öyle söylüyor. Diyor ki bana 1500 lira ver. Mesela babaanne 1200 TL'm var mı? 1500 TL'm ya. Evet. Ama çok normal şu ama 5 yaşında çocuk için çok 1200 ama, hani onu zikretmek. Yeşim, Yeşim söylettirdi buna bunu maşallah, diyor. Çok arkada zekli. Biz bayağı bir tartıştık. Bu şekilde bir şey olamaz. Tamam da nereden bilecek çocuk biri söylemezse 1500 lirayı? Ben zannetmiyorum ya. Ama çok zeki, çok zeki. Şöyle hani ya, şey dilendirmek istemiyorum biliyor, ama biliyor. Rakamlarla aşırı milyarlara şeyleri de biliyor. Biliyor. Ama... Söyleme vallahi. Maşallah dur maşallah. Vallahi söyleme. Konuyu ama paraya onun derdinin bence rakam ayrı olduğunu şey düşünmüyorum. O. Beyhan abla sana çekmiş demek ki rakamlarla arası iyi zeki. Sen ben şimdi... barnak sayıyorum, o barnağı da sayıyor. Hayır, siz... Hemen telefondan hesaplayın. Bu, ben kayınvalidemin yöntemini biliyorum, tamam. Şimdi sen, kayınvalidem nasıl üzerine çok paylar. Geldiniz ya, konuyu çarpıtacak, çevirecek ama düşündü, düşündü, bir şey de bulamadı. Ben Karel'e küstüm. Karel benden özür dilesin. Sen çıkışta aracı ol, Karel'le Beyhan Hanım'ı barıştır. Bir çikolata alın. Küsleri barıştırmak sevaptır, Ramazan ayında yapayım bari.